Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok güzel bir bujiteriye geldim. Buraya annem gelmişti ve bana söylemişti Eza burası çok güzel, gidelim falan diye. Ve ben de geldim arkadaşlar. Burası böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir yer. Şimdi içeri gireceğiz ve dışarıdan bakınca bile fiyatları çok uygun ve böyle çok tatlı şeyleri var. Zaten içeride şimdi size ayrıntılarıyla göstereceğim. Şimdi isterseniz yavaşça içeri girelim. Bu arada arkadaşlar buraya da gelmek isterseniz diye tabelasını gösteriyorum. Burası Pursaklar'da. Çok güzel bir yer keşfettim arkadaşlar. Böyle çok güzel şeyler alıyorum. Böyle fiyatları da uygun açıkçası. Çok tatlı bileklikler var. Elime aldım bir tane. Bunu alacağım ama bunlara da bakıyorum çünkü bunlar da çok güzelmiş. Aslında bunlardan alacağım. Hadi geçelim. Evet, bunlar da böyle. Aslında bu da çok güzelmiş. Evet, ametist yok. Çünkü ametistle bu yan yana durunca çok uyumlu duruyor. Çok iyi duruyor. Dörtlü 25 lira. Sana gerek yok ya. İçindeki her rengi kullanmayabilirim. Bunu da alalım o zaman. Bunu uygun alalım çünkü. Evet, bunu da alalım. Ne kadarmış? 10 liraymış. Arkadaşlar burada sadece sakız yok, böyle kozmetik ürünleri de var. Tam benim sevdiğim bir mağaza yani. Şimdi pamuk ve fırça alacağım. Bu arada bunlar çok tatlı değil mi? Buna bakayım ben. Ama içinde küçük var ya, ben bir tane büyük almayı düşünüyordum. Aslında bu da olabilir, çok tatlı. Kaç tane var? 4, 6 tane var. Biri orta boy, öbürleri de küçük. Bunlar dursun bir şimdilik. Bakın arkadaşlar bundan alacağım. Bu daha büyük. İçinde de 4 tane var. Fiyatı da aynı. 20 lira zaten. Küçük alana kadar büyük alayım dedim. Bunda böyle fırçalar var. İnce uçlu. Diğer ucu şeklinde. Orası normal Normal eyeliner. Tamam mı? Burada yıldız. Patili ve çiçekliler de geleceğiz. Aa, o zaman ben bunu almayayım. Patili alayım dedim. Patili daha tatlı olur. Şekilde. Çok güzelmiş. Bunların dışı çok güzelmiş. Bu da kalem aynen. Evet. Normal. Ama dışı çok güzel. Çok güzel. Görüyordum sürekli. Mavi renkli. Bak öyle oluyor. Hı hı, güzel. Maskara ucu da şu şekilde. Bu şekilde. Mavisi. Tamam mı? Ucu böyle. Aynen. Hı hı. Güzel. Başka rengi var mı mavinin? Yok. Ha. Sadece mavi var bende şu anda. Buna bir karar vereyim. Ben çok kararsız kaldım. Böyle çok tatlı var. Böyle patates desenli var, el salı var. İşte böyle desenli güzellikler var. Hatta böyle bir şey de varmış. Bunlar neymiş? Ha, bunlar saçın arasına takıyorsunuz ama benim saçım hani o kadar çok küçük ki ördüğüm kadar uzun değil yani. Böyle genelde açık bırakıyorum ama ben almayacağım ama. Şimdi kararımı değiştirip mavi lime aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
bunu videonun sonunda izleyeceğim arkadaşlar. Abla da umarım videomun sonunu izler. Evet arkadaşlar, ben eve geldim ve böyle poşetin içinde aldığım şeyler var. Şimdi size bunları göstereceğim. İlk başta böyle bir hediyem var. Bunu bana oradaki abla vermişti. Bunu en son atacağım. O yüzden videonun sonunu izlemeyi unutmayın. Bunu böyle kenara koyuyorum. Ve daha sonra burada böyle mavi bir maskara var arkadaşlar. Bu mavi maskarayı biliyorsunuzdur zaten. Son zamanlarda böyle birden patlamaya başladı. Ben de bundan almak istedim. Rengi bayağı mavi oluyor. Ben orada da denemiştim ama böyle açık mavi değil de gece mavisi oluyor. Elimde göstermek istiyorum ne kadar olursa artık. Bir de benim elime bir şey olmuş, kızarmış. Neyse, önemi yok pek. Şöyle oluyor yani, elimde en fazla böyle gösterebilirdim. Şöyle. Bakın rengi bu şekilde. Çok güzel çıkıyor. Ben bayağı beğendim. Belki gözümde deneyip bir videoda çekebilirim ama ben bu rimelleri çok güzel çıkaramadığım için hep gözüme giriyor. O yüzden yani bu maskara ve rimelle aram pek iyi değil arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok, maalesef kullanıyorum. Başka ne var? Şöyle şu alttan alayım şunları. Burada böyle Pandora bileklikler var arkadaşlar. Öbürünü de çıkarayım hemen. Ben bu arada videoda bunu aldığımı göstermiştim. Bunu da aynı mağazadan farklı bir zaman aldım. Ay, ellerim hep mavi oldu ya. Şunu şuraya koyalım. Böyle çok tatlı. Biri pandalı, biri de böyle balinalı ve ışıl ışıl. Ben Pandora bilekliklerini çok seviyorum. Çünkü hem böyle şıkır şıkır duruyor hem de böyle çok ışıl ışıl duruyor. Yani hepsi ışıl ışıl mı bilemiyorum ama benim aldıklarım bu şekilde. Böyle bayağı parlıyorlar. Bunları da buraya koyalım. Ben Pandoraları çok seviyorum dediğim gibi. Bayağı güzel oluyor. Sizler de alabilirsiniz. Şimdi böyle bir pakete geçelim. Bu arada bu hediye falan değil arkadaşlar. Küçük şeyler olduğu için bunun içinde duruyor. Burada böyle yüzükler var. Ben böyle ilginç yüzükleri falan çok seviyorum. Bakın bu böyle yapraklı bir yüzük. Yani yaprak, evet, yaprak sarılmış gibi düşünün. Bu şekilde. Ay, çıkaramadım. Zor çıkıyor biraz. Burada da aldığım Pandora ile uyumlu olsun diye bir yüzük var. Hatta yüzük parmağıma takayım. Benim yüzük parmağıma birazcık bol geldiği için başka parmaklarıma takıyorum. Böyle yamuk yumuk duruyor. Şöyle şuna takalım. Böyle. Yani birazcık uyumlu oluyor ama tamamen uyumlu olmuyor arkadaşlar maalesef. Burada böyle eklem yüzükleri var. Bu böyle altın. Gerçek altın değil bu arada. Bu böyle siyah renkli bir şey. Benim böyle bir şeyim yoktu arkadaşlar. Bunlardan almak istedim yani. Böyle hem biraz ince hem de renkli olmasını istiyordum ama böyle bir türlü bulamıyordum. Yani denk gelmiyordu. Ben de bunlardan aldım bulmuşken. Bu da bu şekilde. Elimi çok sıkmıyor en azından. Bir de düşme tehlikesinin olduğunu da pek düşünmüyorum. Yani hem böyle elimi tutuyor arkadaşlar. Çok da sıkmıyor. Yani tam istediğim gibi bir şey. Ve burada arkadaşlar böyle dörtlü şişen makyaj süngeri var. Bu arada ben bunlardan birini denedim, çok merak edip. Hani böyle şişen falan dediği için. Şimdi göstereceğim zaten. Burada böyle kahverengi bir pamuk. Burada böyle en yumuşak sünger var. Bu en yumuşağı. Ben bunu kullandım. Ay, gitti. Burada böyle mavi renkli bir sünger var. Ve burada da benim en sevdiğim renk olan morlu bir sünger var. Bu da böyle çok değişik. Bunlar bayağı suda şişiyor arkadaşlar. Suya tutuyorsunuz, böyle 1-2 kere falan sıkıyorsunuz. Bayağı bir şişiyor. Bunları da çok beğendim. Poşetimizde bir şey daha varmış. Burada da böyle arkadaşlar aloe veralı lip balm var. Şöyle kabı da çok güzel. Aloe vera gibi. Bunu da elimde deneyeceğim ve bunun kokusunu çok sevdim arkadaşlar. Yani aloe veranın kokusu da güzel. Ama bunun kokusu bir ayrı güzel yani. Bunu nerede deneyelim? Şurada deneyelim. Pembe bir rengi oluyor böyle. Yavaş yavaş rengi koyulaşıyor. Bunu da buraya koyalım ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu hediyemi açmak istiyorum. Arkadaşlar burada Yengeç Burcu'nun doğal taşlı bir bilekliği var. Böyle küçük bir doğal taş var üstünde. Bu ametist. Yengeç Burcu doğal taşları yazıyor üstünde ve burada özelliği yazıyor. Bu şekilde.
güzelmiş. Bu nasıl? Ha, böyle oluyormuş. Ben böyle bileklikleri seviyorum. Çünkü öbürleri tamamen böyle elime yapışıyor arkadaşlar. Mesela bunlardan bir türlü kurtulamadım. Böyle süpürge gibi taşıyorum elimde. Bir türlü çıkaramadım da. Yani çıkaramadım derken unuttum sanırım. Onları da çıkarırım. Bu da böyle bir ametist. Bunu da arındıracağım arkadaşlar ve öyle kullanacağım. Bu arada bayağı bir doğal taşım oldu. Eğer isterseniz doğal taş videosu da çekebilirim. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.